İlk düdükle beraber karşılaşma başladı. Konyaspor Ahmet Çalık sezonunun 24. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. Topladığı 45 puanla puan cetvelinde ikinci sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, 26 puanla 16. sırada yer alan Renktaş'ı karşısında puan mücadelesi verecek. Bir orta ceza sahasına dönerek vuruş ve korner. Aman Rahmanoviç. Konyaspor'la Giresunspor arasında 4 Şubat Cuma günü Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 20'de başlayacak. Abdülkerim ligde de bunu yapıyor zaman zaman. Abdülkerim soldan gitti, ceza sahasına pasını verdi ama ayak koydu defans. Zorlu karşılaşma öncesinde Konyaspor'da 4 eksik oyuncu bulunuyor. Anadolu Kartal'ında kalecilerden İbrahim Seyit kart cezası, Eray Birinçans'a sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. İki kalecisinden yoksun olan Konyaspor'da Erten Ersun'un Giresunspor maçında görev alması bekleniyor. Öte yandan golcü oyunculardan Sokolçu Kaleci ve Artem Kraves de sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak diğer isimler olacak. Konyaspor'un rakibi Giresunspor'daysa 3 eksik oyuncu bulunuyor. Yeşil Beyazlı Karadeniz temsilcisinde ön liberolardan Diosi kart cezasından dolayı, Erol Can Aktar ise sakatlığından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sağ bek oyuncusu Hayrullah Blazer de yine sakatlığından dolayı görev alamayacak diğer bir isim olacak. Konyaspor 4 Şubat Cuma günü oynanacak maçla birlikte Giresunspor'la Süper Lig nezdinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Yeşil Beyazlılar Giresun ekibiyle Süper Lig'deki ilk maçına ligin ilk devresinde çıkmıştı. Karadeniz'de oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Polut ve Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayla birbirlerine karşı ilk kez taktik savaşı veren iki teknik patron, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.